Teknoloji meraklısından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün App Store'da haftanın uygulamasını tanıtacağım. Eğer iOS ya da iOS her neyse işletim sistemine sahip bir iPhone, telefon ya da veya iPad, tablet kullanıyorsanız ve Instagram, Vine ve Facebook üzerinden daha şık görünen videolar paylaşmak isterseniz size güzel bir haberimiz var. Haftanın uygulaması. iOS en başarılı video düzenleme uygulaması olmaya aday bir uygulama Cinematic, Apple uygulama marketi App Store üzerinde bu hafta ücretsiz ve haftalık uygulaması olarak kullanıcılara sunulacak, ücretsiz olarak. Evet, sunuluyor şu an. Ben biraz aslında bunu daha önceden çekmeyi planladım ama artık çekilmedim. Hep bir şeyler oldu, artık çekiyorum. Neyse, kısa bir süre sürecek kampanyayı kaçırmamanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü bu uygulama ile kendinize ait birbirinden güzel kısa filmler yaratabiliyorsunuz. Evet öyle. Cinematic temel olarak tek bir uygulama kullanılarak hem Instagram, hem Vine, hem de Facebook üzerinde paylaşmak üzere videolar yaratmanıza imkan tanıyan bir uygulama. Cinematic ile videolarınız çeşitli ve video efekti, filtre seçeneklerinden işte şarj ettiklerinizi uygulayabilmektesiniz arkadaşlar. Bunun yanında videolarınızın arka planına özel müzikler de yerleştirebilmektesiniz ve özel temalar sahipliği ve özel temalara sahip videolar oluşturabiliyorsunuz. Evet, böyle açıklaması falan var. İşte sinematik farklı videolarınızı birleştirmenize imkan tanıyor. Evet, şimdi bu lalalar işte bunları geçelim ve bizim tarzımıza tanıtmaya başlayalım. Şimdi inelim aşağı, böyle güzel güzel screenshotları var. Sıklamayı geç. Genliklerde güzel şeyler gelmiş, okey. 15.5 MB'lık büyüklüğü var. Yakınlaştır oğlum. Kamera düzgün ol. 15.5 MB'lık evet bir büyüklüğü var. Şimdi bakalım uygulamaya açalım nasıl bir şeymiş. Evet. Mikrofona geçmek için. Oho tamam. Evet tamam. Evet ve girdik. Çok sade ve şık. Ne yapacağız? Şuna basacağız. Basılı tutuyoruz. Şimdi şuraya kadar limit, gri yere kadar. Sonra siyah yer. Ana limit koymuşlar. Ana bak. Bir de rengi değişiyor. Oo. Evet, evet. Oo, bakın. Oo, evet, 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 bitti. Bitince ne oluyor? Bitiyor. Peki. Benim size daha yani şeye kadar sürmeye gerek yok. Bir dakika, ses açalım. Siyah yer. Ana limit koymuşlar. Ana bak. Bir de rengi değişiyor. Oo. Evet. Evet. Basılı tutuyoruz. Şimdi şuraya bu ne? Gri yere kadar. Thanks. Ana limit koymuşlar. Ha, rengi değiştiriyorsunuz gördüğünüz gibi. Rengi değiş. Oh yeah. Demin de orada. Evet, burada evet, efektlerimiz var video üzerine. Şöyle yakınlaştıralım. Basılı tutuyoruz. Mesela ben evet, eklemek için Shop'a gidiyoruz. Daha fazlasını eklemek için. Ve bunların hepsi maalesef paralı. Evet. Sanki yok artık. Artı bu uygulamaya para verilip bir de bunlardan parayla alıyormuşuz o aynasını. Gri yere kadar. Ben o kadar şey var. Delete clip deyince clip'i gider silersiniz. Okey. Buradan seçebilirsiniz. Pardon. Clip edit. Bir dakika, ekle diyelim. Bunun için evet. Pro'sunu yani o videolarımızı bunu aktarmak için Pro'sunu almak zorundasınız. Sanki %100 ücretsiz yapmışlar gibi tanıtıyorlar bunu da. Gıcık oluyorum. Evet, mecburen böyle kötü bir şey var. Para yatır diyor bana. Yalvarıyor. So buradan flaşı açıp kapatırız. Şöyle. Evet. Buradan şunu şöyle ters döndüreceğiz büyük ihtimalle. Evet. Gördüğünüz gibi ters döndü. O böyle videosunu çekelim. Şimdi buraya da basarak bak gördünüz, görüyor musunuz yansımadan? Ne o ya? Evet, şu an videosunu çekiyorum. Çekiyorum. Ses. Şurada herhalde saniyesini gösteriyor. Hop. Dur. 6.7 saniye. Şuradan okey tıklayıp evet, şu an videosunu çekiyorum. Çekiyorum. Ses. Şurada herhalde saniyesini gösteriyor. Niye garip bir şekilde gülmüş? Neyse, burada renklerini azaltıp çoğaltabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bakın. Evet. Mesela şöyle çekiyorum. Dursun. Ses.
Buradan bayağı detaylı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet, ama bunun için Pro. Çekiyorum. Bak Pro. Pro oluyor oğlum. Hayırdır diyor sana. Evet, tamam geri al. Okey. Aa üzerine basınca duruyormuş. Tamam. Bundan nasıl çıkıyoruz? Çık lan! Tamam. Heh, tamam. Evet, üzerine basınca o devam ettirip baş alma. Evet, garip gülüşümü dinleyebilirsiniz. Çekiyorum. Buradan müzik ekleyebiliyorsunuz. Kameradan bakmak tam bir eziyet. Ha doğru. Benim müziğim yok. Ama onun için Pro yazıyor. Herhalde saniyesini gösteriyor. Evet, müzik eklemek için de çok şaşırtıcı bir şey var. Pro olmanız gerekiyor. O kadar şaşırtıcı ki. Evet. Herhalde saniyesini gösteriyor. Sonra sesi kısabiliriz. Lanet olası sesini duymayın. Bu kadar. Sonra bu videoyu diyelim tamamladınız, bitirdiniz, tamamladınız. İşte güzel bir şey oldu. Pro kes mi ne? İşte onu tıklayıp YouTube'a çekmişim. Bugün 13.04'te çekmişim. 6 saniye sürmüş. Robert da herhalde o şeyde neydi onun adı? İşte bu efektin adı. Evet, ondan sonra buraya kendi hemen o şeyini koyuyor şeklinde. Bunu silebilirsiniz. İşte evet, kamera yok yok. Kamerama bakın. Al yok IQ neyse. Şimdi Vine'da, Instagram'da, Facebook'ta paylaşabilirsiniz. E-mail ile birisine gönderebilirsiniz mesajla. Bakalım ne oluyor. Evet, onu da birine gönderebiliyorsunuz. Güzel. Save and close. Bunu kaydeder. Kamera role bağlanmak için kesip gidiyor. Fotoğraflarınıza erişmek ister tabi. Kaydetti ve kapattı. Close dedi çünkü. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Bu uygulamam herhalde, şöyle bizim logoyu da çekelim şöyle. Herhalde bu uygulamam en iyi video düzenleme, o efekti yerine oturacak falan diyorlar. Artık bilemeyeceğim. Yani neyse, bir indirin bakın bir haftanın uygulamasına. Yani bu yine paralı olacak. Zaten içinde bir sürü paralı şey var. Adam akıllı bir şey de olmamış. Yani paranız varsa o zaman bu uygulama cidden işinize yarayabilir. Çok video çekenler özellikle. Gayet sade bir kullanışı var. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Teknoloji meraklısından vay, o nasıl bir cümledir? Teknoloji meraklısından bay bay. Teknoloji meraklısı TM'den bay bay. O yaptım. Kısaladığını söyledim. TM. Evet. TM'de görüşmek üzere. Lan bulamadım. Son nasıl bitireceğim? TM. TM'i izlemeyi bırakmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oh be.